O long pozisyonu sabah öğlen arası Bitcoin hafiften iğme kazanmışken düşüş yönünde. O sırada açtığım bir pozisyon ki Telegram'dan da XLM için pozisyon paylaşmıştım. İyi akşamlar herkese beyler. Şu anda 10 kaldıraç kullandım. Aslında XLM'i paylaşmıştım Telegram'dan. EOS'la aynı yapıya sahip diyebiliriz. Bazen coinlerin ivme kazanması saatler sürüyor ki bu Bitcoin ile de koreli hepimizin bildiği gibi. FTM derken Phantom mu? Phantom. Onu uzun süredir bakmıyorum çünkü hiç hareket yoktu. Aylar önce Kazakistan hükümetiyle haberi mi vardı? Ondan sonra bir tekrar göz atayım. FTM ne yapmış? Normal 3,5'lardan 3 kat düşmüş ki daha kötü düşenler var. Bu onun rug pull scam olduğunu göstermez. Ha, şunu gösterir Phantom için. Evet, bu adamlar eğer coin satıyorsa
Ellerinde fazla miktarda coin varsa, satıyorsa bu gün yüzü görmez. Eğer zaten burada bir adam bu coin'i satmadıysa 100 kat mı yükselmiş, 1000 kat mı yükselmiş? Yani şu nokta Bitcoin'den farksız. 2 yılda 1000 kat yapan bir token'ı bu seviyeye kadar tutabilen bir adam zaten satıp çıkması gerekirdi. Öğretici videolar için dün gece bir tane paylaştım. Ama HD sürüm yüklemede bir sorun çıkıyor. Normalde HD şekilde yükleyince kendini bozuyor. Devamı gelecek. Daha fazla mum formasyonu için neyi kontrol ediyorsam hepsini paylaşmaya çalışacağım. 3 kara kargadır, kedi kulağıdır, 3 beyaz askerdir. Hepsini tek tek açıklayacağım. Take profit noktam EOS için bir kere şu sıralar %5 görürsem alırım hep. Şu anda artı Nasdaq, dolayısıyla Bitcoin'in de diğer coin'leri etkilemesi var. %10 olur. %5, 5'ten sonra %10. Giriş noktasından bu şekilde 5'er 2 kat artırarak 10'dur, sonrasında 20'dir. Yürütürüm. Veya hiç ona gerek yoksa şuradan girdiysem şu noktaya kadar bekletirdim ki kar edeyim, cebimiz kar etsin. Ama şu var. Giriş noktasına da stop kullanıyorum şu anda. Bitcoin göstereyim. Olur da mavi trende şu an değdi varsayarsak, hafif bir arada boşluk var. Şunu değdi saysak bile aşağı doğru şu hareketi yaparsa o zaman iş yürümezdi. Longlar telef olurdu. Bizim amacımız sekme noktalarını arz talep bölgelerinden, demand supply'den, Fibonacci bölgelerinden, kesin getiri olacak bölgelerden işleme girip %5, %10 scalp, kısa işlemler almak ki features'ın, kaldıraçlı işlemlerin genel amacı bu. Yoksa spot'taki gibi bir hafta, iki hafta durmaya çalışırsak o zaman yürümezdi. Kemal Yurttaş, hangi konuda ilk defa sizden? Koranoviç, EOS zaten hedefim %5, %10 gibi bir şeydi. Neden? Çünkü Bitcoin'den dolayı. Olur da
gelip bu maviden az önce bahsettiğim gibi dönerse ayağımızı kaydırır. Kar falan da edemeyiz. O sebeple diken üstündeyim. Bekliyorum. Ne olacağını bekliyorum. Nasdaq bugün eksi başlayıp sonra yukarı doğru çıkmaya başladı ki hedefim de şuradan bir miktar sekip Bitcoin'i rahat bırakmasıydı. Çünkü artık ikisi arasında büyük hedge fonlardan dolayı korelasyon var, bağlantı var Amerikan borsalarıyla. Kemal Yurttaş, eğer yüksek kaldıraç kullanıyorsan %10, çünkü şu ana dek %3 artmış en son baktığımda. Şuradan çeksek %3 gibi bir şey vermiş ki benim gibi 10 kaldıraçla 30 veriyor maksimum. O da iyi para aslında. 1000 dolarla girilse %30'u 300 dolar, 10.000'e 3.000 şeklinde. Daha önce Onur Duman İstanbul'da bir iki yerde çıkıp konuşmuştum da tanıdıktı. Eğitim direkt mum çubukları, mum formasyonları, hangi yapıları gördükten sonra işleme girilir, nerede teyit alınır. Onun kısa short videolarını çekmeye devam edeceğim çünkü uzun videolar izlenmiyor, atlanıyor. Yarım saat 15 dakika bir eğitim videosu çekince insanlar 50 defa atlıyordur muhtemelen. O yüzden en iyisi kısa öz olanlar, kısa öz şekilde paylaşacağım en basit haliyle. Ki Telegram'dan da zaten uzun halini ayrıntılı ve resimlerin ayrıntılı şekilde tarif edildiği halini paylaşacağım. Şu an tek sorun hem müzik hem short kısa videolar atmak isterken HD'yi bozuyor YouTube. Kendi algoritması HD'yi bozuyor. SD yapıyor. Dünkü gibi mecburen müziksiz ya da farklı bir yöntemle onu çözmek gerekecek. Uzun video atınca onu bozmuyor ama shortsları bozuyor herifler. Onun üstüne çalışmamışlar, para harcamamışlar.
Selam baylar, aleyküm selam. İyi geceler herkese tekrar. Şu an Bitcoin'i açtım panelden çünkü kısmen takip etmem gereken o. Bir sürü coin Doge hariç, Dogecoin hariç. Bu mereti takip ediyor adım adım. Onun da zaten haberi çıktı. Bu Elon aslında çok belli ki yakında Twitter'da anonim hesapları kaldırıp gidip KYC getirirse, kimlikle doğrulama getirirse şaşırmam. Niye? Adam aslında iyi biri gibi görünse de şöyle bir adam değil. Daha önce kaç defa manipülasyon yaptı. Kim bilir ne paravan şirketlerden, ne ada şirketlerinden Dogecoin aldı. Milyonlarca, milyarlarca dolar parayı gömmüştür. Kimi kardeşinin hesabınadır, kimi kopya kimliklerinin hesabınadır. Kısaca Twitter'da da eğer kimlik zorunluluğu getirirse, şimdi telefon diyeceksiniz, telefon var da adamlar sanal İnternet üzerindeki telefonlardan, hiç örneğin Brezilya'ya gitmemiş bir adam internet üzerinden hiç kendi adına olmayan bir telefonu parasını verip taktiği alıyor. Şu kadar kullanım, bir ay kullanım, üç ay kullanım, parasını ödeyip taktiği alıyor. Brezilya, Amerika, ne hatta isterse uygulamaları var. Kimi dolandırıcı ama kimi de işini düzgün yapıyor. Hatta tek kullanımlık mesaj alınabilen telefonlar da var sanal. O şekilde botları kasıyorlar da sorun olur mu anonimliği bozmak? Bir sürü adam çıkıp gider. Gerçi o kadar da sorun yapmaz her neyse. Herifin zaten kurduğu özel bir tim vardır. Elon'un hiç roket falan bahane, adam bir tim kurmuştur. Artık 50 kişilik mi bir bina verir bu adamlara. Der ki oturun kardeşim, ben haberi paylaşacağım Twitter'dan. Siz hemen alım yapıyorsunuz. Öncesinde alım satımı yapıyorsunuz. Long short 100x. Tabii o kadar parayla 100x açtırmazlar da. Ne kadar açtırdıysa milyar dolar, milyon dolar. Adam roketlerine yakıt koyması lazım. Yanlış mıyım? Roketlerine yakıt koyacak ki daha bunun treni var. Hyperloop. Roket işinden şu ana kadar para kazandığını da düşünmüyorum bu adamın. Bir de bunun rakibi var. SpaceX'in rakibi Rocket Lab var. Onun da hisseleri dönüyordu da. Bu adamlar para kazandığını düşünmüyorum. Ki kazansa zaten bu kadar düşmez. Sadece Ar-Ge'ye para yatırıyorlar.
Arge. Çalışma, arama geliştirme. Bu arada podcast gibi konuşuyoruz da yayın boş olmasın diye, yoksa boş kalmaması için bu Warren Buffett da aynı şekilde. O kadar kitabını okudum bu tarz heriflerin. Bunları değer yatırımcısı diye piyasaya sunuyorlar ama Fed'in şişirdiği piyasalarda bu adamlar zaten önceden haberleri var, paraları var, işbirliği içinde işbirliği içindeler. Önceden haberleri alıyorlar, nereye kadar şişirilecek. Ondan sonra o balon patlatıldığında orta sınıf milyon dolarlık şirketleri topluyorlar. Sonra yok dipten aldı diye adamları piyasaya sunuyorlar. Neymiş değer yatırımcısı? Halbuki hepsi manipülatör. Sadece Elon değil. Warren Buffett, sonra o Morgan, JP Morgan'ın Jamie Dimon'u var. Bankacı. Onlar kanka. Aralarında 40, 30-40 yaş var ama çok iş yapıyorlardı 2008'den önce o tarihlerde. Zaten arasanız bir sürü kaynak var. Aralarındaki görüşmeler, videolar. Charlie Munger mı? Munger'la. Şimdi devletleri ele geçirir mi? Geçirir. Niye geçirmesin? Milyar dolarlar var. Şöyle düşünün. Bir miktar parayı ele geçirdikten sonra herkes şeyi izlemiştir. En azından Thomas Shelby'nin durumlarını görmüştür. Filmi, dizisini görmüştür. Orada da anlatıyorlar zaten. Geçmişte ne yapıldığına dair hafiften ya da çoğunlukla kurgu içerse de hiç bilmeyen adam da buralardan ne tür oyunların döndüğünü görüyor. Bir kere güç zehirlenmesi diye bir kavram var. Onun Latincesini hatırlamadım. Uzun yıllar önce araştırmıştım ben de, bunun çalışmalarına bakmıştım. O kadar parayı kazandıktan sonra bunlar birlik kurmak zorunda. Yoksa diğer artık çete mi dersiniz, gangster mi dersiniz, ayaklarını kaydırmaması için birlik kurmak zorunda. Buna kimisi Illuminati der, başka bir şey der. Ama bu adamlar birlik olmak zorunda ki paralarını korusunlar, sermayesini korusunlar. Bunu ben de yapardım. Bir başkası da yapardı. Birlik olurdu. İslam birliği derler, Türk birliği derler, İspanyol birliği derler. Ne derlerse derler. Ama bir birlik olmalı ki birbirlerinin parasını korusun bu adamlar. Öyle de zaten devlet yutarlar. Küçük, büyük. Hükümet yutarlar. Önemli olan burada bizim cebimiz, bizim bir sonraki hamleyi bilmemiz. Haram. Adamlar camilerden yakında
radyasyondan koruyor diye kafanıza şemsiye takın demeye başlarlarsa o tür ilginç şeyler yaptırmaya başlarlarsa şaşırmam. Çünkü her şeyi kullanıyorlar kendi karları için. Yeri gelir dini kullanırlar, yeri gelir vatanı kullanırlar. Uzun uzun mesele, her neyse. Podcast derken felsefe yapmayayım. Bazen böyle bekletiyor bu EOS'tur, herhangi diğer coinler. Feci bekletiyor saatlerce. Bir gün sürmese iyi. Gerçi şu andaki Bitcoin'in durumuna göre bir hareket yapacak. 39.400'de ne kadardır takılıyor? Fazla uzun sürmemiş. 30 dakikadan maksimum 2 saattir buralarda takılıyor. Şöyle gevşek bir trend çizsek yakında buranın işi biter. Ya yukarı ya aşağı, bir yerden bir ses çıkarır. Şimdi Dog mevzusu, Doge coin uzun bir olay var. En son enflasyonunu bitirmişler miydi onun? Enflasyon derken sınırsız hala basılıyor mu Ethereum gibi? Yıllık %8 mi %3 gibi bir coin'in maksimum oranını arttırma gibi bir durum varsa o zaman insanların cebindeki parayı çalırlar. Holder'ların, elinde Doge tutanların parasını çalarlar. Böyle coin mi olur? Ethereum yapmışlar. Dolandırıcılığın alası. Sınırsız basılıyor. Ama trade ederim. Features benim işim. Benim işim bu. Ne olursa olsun aşağı yukarı salınımları var. Fizikten gelen, matematikten gelen salınımları var. Şimdi elimde hiç Doge tutmadığım için ona bir göz atalım. Şurada gördüğümüz gibi arzı maksimum. Burayı yazsaydı arzı olduğunu bilirdik. Hatta teyit için CoinGecko'dan da bakarsak sınırsız, dediğim gibi. Ethereum'da da aynı işaret var. Sonsuzluk işareti var. Yani scam. Başka bir şey değil. Bir de Ethereum yakında birkaç yıl içinde maksimum evrensel temel geliri çıkaracak. Heriflerin planı, programı belli. Zaten o Ethereum World Economic Forum'la birlikte çalışıyor. World Economic Forum ne yapar ne eder araştırsanız az çok bilirsiniz. Dünyaya kural koymaya çalışan heriflerin birliği, görünen birliği.
Ethereum da bunlarla birlikte çalışıyor. Ben araştırmıştım. Birlikte işler yaptığı elemanları var. World Economic Forum'un sitesine girirseniz orada bir kız hanımefendi var. Hanımefendi diyelim, scammerlara. Var, öyle biri var. Orada Ethereum geliştiricisi vesairesi tarzında bir bilgisi geçiyor. Oradan görmüştüm ben de. İşbirlikleri var evrensel temel gelir için. Ki evrensel temel gelir nedir? Siz bize köle olun, biz size para verelim mevzusu. Kısaca. Hiç uzatmaya gerek yok. Bu Ethereum'u değerlendirir mi? Bizim için önemli olan tabii bu. Bize para kazandırır mı hala? Bu seviyeden sonra ben ne ben alırım, ne zeki bir adam alır, ne rasyonel bir adam alır. Çünkü trilyon dolara doğru gelmiş. 100 milyar doların üzerinde miydi? Kaç milyar dolardı? Bizim işimiz ufak çaplı 1 milyon, 10 milyon. Hacme, piyasa değerine sahip coinleri en başından dolandırıcı olmadan yakalayıp 100x, 10x en azından 2 kat götürüp kar etmek. Aleykümselam. Beyler yaprak kımıldamıyor yine. Dondu mu, ne yaptı bilgisayar? Raja ben Raja'yı Twitter'da gördüm. Sağ kenarda bu akışlarda, daha doğrusu ne derler? Trend kısmında isimler yazıyor ya. Ben orayı gerçi Miami'ye ayarlamışım. Miami'deki haberleri görüyorum. Bazen Arjantin vesaire oradaki durumları görmek için ayarlıyorum. Türkiye'ye yapınca Raja çok çıkıyordu. Kasım'da mı, Aralık'ta? Ondan sonra grafiğine bakmıştım. Bir daha kendine gelemedi mi? Buna bir göz atalım. Ne durumdaymış? Bir de trend olduğunda zaten iş işten geçmiş oluyor. Orada Twitter'da bir şey trend olduysa iş işten geçmiş oluyor. Kendine bir daha gelememiş. Bu da Elon Musk'ın anasının dolandırıcılığı. Anası oğlu vuruyorlar. FED 50 baz mı? Onun beklentisi 50 idi diye biliyorum. Ona da buradaki Investing'den
göz atabiliriz faiz görüntüleme aracından. Orada tahminleri yansıtmış. Örneğin bir hafta, bir gün, 8 gün. Beklentiler 75-1 arası. Zaten beklentiyi fiyatlandırmaya devam ediyor. Öncesinde bu adamlarda hepsi belli. O konuda bir sürpriz yapmıyorlar. Türkiye'deki gibi pump dump yapmıyorlar. Adam bir anda çıkıp konuşup, her kimse bir anda çıkıp konuşup pump dump yapmıyor. TL üzerinde veya borsalarda. Bunların tüm kararları belli. Bunun, bu oranların tahmininin yanlış çıktığını çok az gördüm. Borsa İstanbul'dakileri de elden çıkarmıştım. Yüklü miktar çıkarmıştım. Ama adam bir türlü bırakmıyorlar ki bir %10 düşsün, bir %50 düşsün. Düş kardeşim. Ama bırakmıyorlar. Afrikalısı geliyor. Türkmeni geliyor. Tüm Türkiye'ye her yerden gelmeye devam ediyorlar. Arapları saymadım. Rusları, Ukraynalıları da saymadım. Amerika gibi geliyorlar. Geldikçe ne oluyor? Emlakın fiyatı artıyor. Sonra getirdikleri parayla borsaya yatırım yapıyorlar. Emlak, jet, araca. Batan şirketleri alıyorlar ki bu dönemde batan şirketler nedir? Geçen bir elektrik dağıtım firması batmıştı. Borçları ödenmediği için. Bıraksalar bankalar da batar. Ama para basmaya devam ediyorlar. Japonya'da kaçtaydı o? Bir bakayım, yanlış olmasın. Emlak fiyatları öyle bir yükselmişti ki bir dönem. Nikkei dönemi. Şuranın peak yaptığı dönem. Nerede? Aha, şurada 1988'lerin sonu. Ondan sonra bir daha kendine gelmemiş o borsa. Japon borsası. Demek istediğim 90'a yakın borsa emlak piyasası Japonya'da patlamadan önce fiyatlar 500 bin dolar mı 400 bin dolar civarındaymış Japonya'daki emlak fiyatları. Ortalama bir ev 3 artı 1 4 artı 1 neyse. Ondan sonra yıllar içinde 60 bin 80 bin dolarlara düştüğünü anlatıyor Japonlar. Yine böyle bir durum olur mu Türkiye için göreceğiz. Şu andaki günümüzde Onur Duman Bilişim gibi bir şirket 2000'den sonra başladıysan 2000.com olaylarından sonra Bilişim gibi bir şirket aslında devam edilmesi gerekirdi. Özellikle şu an 2020'den sonra zorunlu kısıtlamalardan dolayı tüm herkesi internet üzerine yerleştirdiler. Herkes para kazandı, ihracatçısı. Ben de 2 yıl neredeyse önceye dek AliExpress'te kurumsal satıcıydım. Sonra bir kupon dolandırıcılığı çıktı ortaya. Baktım gerçek müşterilerle uğraşılmıyor. Mallar gidiyor, giden
teslim edilmiyor. Noel Adası'na mal yollamışız. Ayakkabı. Noel Adası'na gitmiş. Alıcıya ulaşmamış diye 3 ay bekliyorsun ki paran yatsın. Sıkıntılıydı. O yüzden bırakmıştım. Noel Adası'dır. Bir Nijerya kalmıştı. Göndermediğim ki Nijerya'dan yazanlar da hep dolandırıcı çıkıyor. Binance da şu an nedense hep Nijeryalı adamları yetiştiriyor. Nijeryalı bu Binance Angels var, Binance Angels var. Hep Nijeryalı adamları görüyorum. Kafaları dolandırıcılığa iyi basıyor. Belki ondandır. Mehmet Tümen yıllık enflasyon 0.7 oranını tam araştırmadım. Para basmadıkları içindir. Ki para bassa bu borsalarında kendini belli ederdi. Borsalarda o kadar şişmemiş. 1989'dan sonra çöktüğünün daha çöktüğü yere bile gelmemiş. Ki bu demek oluyor ki para basmamış bu adamlar. Bu konuda şöyle teori var. Sadece dünyadaki ağaçların miktarı kadar tahmini 3 trilyon para bassalar bu kadar enflasyon hiper olmazdı. Ama adamlar 9'u geçmiş. Bu sadece anlatılan miktar. Bir de Saddam gibi adamların gizliden bastıkları var. Savaş dönemlerinde. O kelimeyi kullanmak da sıkıntı. Bu platformda harp dönemlerinde. Avukatlık mevzusu yalan. Bilerek öyle yapıyorlar. Biraz radikal konuşuyorum ama gerçek bu. Çünkü bir adam bizim eskiden kaldığımız köyde bir ot vardı. Ot 7-24 yesen biraz domates sosuyla bandırıp yesen ölmezsin. Hiç balığı geçtim bile. Denizleri geçtim bile. Ne kıtlığı, neden bahsediyorlar? Şirketi batırdıysan burada vergiden kaçınma görüyorum. Kim mantıklı? Bizim de yaptığımız o. Çoğumuzun yaptığı. $2 milyon vergi. Batması daha iyi olmuş. Bu sayede parayı isterken en azından bir sebebi oluyor. Teşekkürler Kriptokan. İyi geceler. Beklediğim hızda da gelmedi pozisyon. Eos XLM. Bilmiyorum bilgisayar mı dondu? Hep 1.58, 1.60 eksi. 18.67'de, 0.68.67'de devam ediyor XLM. EOS da aynı bantta. Bu yüzden momentum trade iyi. Doge %20 kaldırmış. Tabi kaçırınca insan arkasından bakıyor.
FETÖ'yü zaten sadece bir çizgi çekip bırakmışım. Net sade bir trendi var. Ama o da Waves gibi yaparsa, Waves'te ne manipülasyon döndü var ya, ne manipülasyon döndü. Ukrayna olayından dolayı bir şişti. Sonra bir haber çıkardılar yalandan. FTX kurucusu, FTX timi, takımı shortluyor diye. Geldi nerelere. Adam CEO'ya da zaten coin satacak gün doğdu. Belki haberi kendisi uydurmuştur. İyi olmasın. Senden bugün haberi vardı. İngiltere'nin 5. en büyük bankası. Ondan sonra yüzde kaç vermiş ki? Bizim pozisyon açtığımızdan daha beter durumda. Ki buradaki trend çalışıyor görünüyor. Bunları daily sayarsak hiç iyi görünmüyor. Buradan aşağı kırdı mı? Kötü. Ama ben pozisyon açmazdım çünkü hala Bitcoin'i bekliyorum. Nasdaq'ı bekliyorum, Mayıs'ı bekliyorum. Çok kısa. Normalde ilk başlarda %15, %20 en az, %30 bazen peşinde koşardım. Kaldıraç açınca bu sıra içeriden adamım olmadığı için, o bilgiye sahip olmadığım için mecburen %5, %10. Baylar, gelişmeleri yine takip ederiz. Bir saate yaklaşmış. Şimdi sıkılmışızdır zaten. Konu kalmadıkça fazla uzun süre tutmak fayda getirmiyor. Yine gelişmeleri Telegram'dan paylaşacağım zaten. Bu kadar bekletmesi yayında değildi. Normal. Diğer işlerle uğraşırken beklemek kolay tabii. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler.